Herkese merhabalar. Diyalog Uzman Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz liderlikte bireysel farkındalığın önemi ve konuğum Doktor Ayşegül Özkavukçu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim Yiğit. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden izleyenlere de teşekkür edelim. Bize vakit ayıracakları için. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Peki. Katıldığınız için biz de çok memnunuz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım mı? Hazırım. Tamam. Bir liderlik tanımı alalım sizden ilk olarak. Hı. Bir de şunu merak ediyorum. Liderlik doğuştan gelen bir şey midir yoksa zamanla eğitimler alarak vesaire hani oluşabilir mi? Teşekkür ederim. Bugün vereceğim cevaplar böyle literatürden referans vesaire olmayacak. Hani akademisyen olunca buna ister istemez alışıyorum Yiğit. Bugün böyle kendi deneyimimden, gözlemlerimden, okuduklarımdan hareketle cevap vermek istiyorum. Şimdi liderlik. Lider denince benim aklıma bir ekip geliyor. Herkes kendi hayatının lideri olabilir. Ama işte kurumsal dünyada, iş dünyasında liderliği böyle biraz daraltırsak bir ekip var. O ekibe yolu gösteren, ilham veren, ekipteki bireylerin performanslarını ortaya koyması için ortam yaratan, güven veren biri geliyor benim aklıma. Dolayısıyla benim liderlik tanımım galiba bu. Yol gösteren, ilham veren, ortam sağlayan ve insanlara kendi olma, performans gösterme şansını veren kişi. Lider. Liderliğin doğuştan gelen özellikleri var bence. Hı hı. Düşünelim şimdi yani. Ne gibi mesela? Bence karizma. Etkileme. Belki biraz hitabet. Ha, bu söylediğim şeylerin hepsi sonradan da kazanılabilir. Geliştirilebilir. Evet, evet. Yani bazı kişiler lider olmaya çok yatkındır. Bazıları da daha çok kendi kendine çalışmak ister. Yani bana dokunmayın, ben işimi yapayım, en iyisini yapayım diyebilir. Daha liderlikten biraz daha uzaklaşabilir. Bir insan mesela kariyeri boyunca ilerlerken toplumda, hatta sadece Türkiye'de de değil, dünyada yıllar geçtikçe, kıdem aldıkça ben ne zaman yönetici olacağım? Ben ne zaman lider olacağım diye başlıyor. Aa, belki de hiçbir zaman olmamalısın. Senin için, senin kendini gerçekleştirmen için. Çünkü ben şunu deneyimliyorum ve gözlemliyorum. Lider demek insanla birlikte vakit geçirmek demek. İnsanın doğasını anlamak demek. Lider motive eder mi etmez mi? Bence etmez. Ben lider olarak ekibimi motive etme sorumluluğunu hissetmedim açıkçası. Düşünmedim de. Ama onların motive olacakları ortamı sağlama sorumluluğunu hissettim. Onlara o ortamı sağlıyorum. Sağlıyor muyum, sağlamıyor muyum? Benim rolüm bence bu lider olarak. Ama motive olup olmamak gene o bireye kalıyor. Bunun çünkü çok fazla parametresi var bana göre. Dolayısıyla sonradan geliştirilen kısmı çok fazla ama doğuştan o içgüdüyle gelen ben lider olmalıyım bence yer alıyor. Verdim mi cevap bilemedim. Tabii tabii. Tamam. Bir de eğitimler alarak lider olunabilir mi tarafı vardı. Doğuştanından biraz bahsettik ama. Olunabilir. Yani eğitimler, farkındalık, rol model liderlerle vakit geçirmek, onlardan ilham almak açıkçası beni kendi adıma çok besledi. Diğer liderlerin de bunu böyle yaşadığını düşünüyorum. Çünkü her şeyi sıfırdan biz nasıl keşfedebiliriz ki? Bir şeyleri öğrenmemiz önemli. Bir sürü liderlik aracı var. Mesela liderlik stilleri diye bir konsept vardır. Birçok liderlik eğitiminde verilir. Sosyal stiller de denir buna. İşte insanların dışarıdan nasıl göründüğüne göre, cümleleri söyleme hızına göre, benim gibi böyle el kol hiç durmuyor mu? Yoksa daha sakin bir tonda, ılımlı, böyle sessiz, kendi halinde mi konuşuyor? Buna göre insanların stili belirlenebiliyor aslında. Mesela ben 11 senedir bunu kullanıyorum liderlik stillerini araç olarak. O stilin üzerine mi gidiliyor biraz? O şöyle oluyor. İnsanların kişilik, karakter, iyi insan, kötü insan, mesleki anlamda marifetli değil, becerisi şu, bunlardan bağımsız bir şey. Stile göre
esneme yapmamız önemli. Özellikle lider olarak. Lider olmayanlar da bence bundan faydalanabilir. Örneğin ben kendi stilimi biliyorum. Dışa dönük, risk alan, hayalci, yenilikleri seven biriyim. Etkileyici olmayı seven biriyim. Bunları fark ediyorum. Ama bazıları daha nedir? Analitik, detay, plan, milimetrik bir hesap varsa harekete geçmeyi daha ister kendisi. Datayla ilerler. Bazıları sonuç almak ister. Sonuç almıyorsa üzgünüm ama boşuna çalıştık der. İş için biz bir aradayız der vesaire. Bazıları da hep iş biraz da insan olun falan diye içinden söyler ama bunu genelde bu yeşil stil. Hadi birlikte bir kahvaltı yapalım. Bir organizasyon yapalım. Ekipçe bir yere gidelim, eğlenelim diyenler de vardır. Bunların hepsi bilgi, beceri, yetkinlik olarak aynı seviyede olabilir. Ama dışa vurumları farklı. Şimdi dışa vurum farklı olunca örneğin ben sarıyım, hayalci, hadi yapalım, fark yaratalım, ilk biz olalım bunları isteyen biriyim. Bu karşımdaki data ile çalışan, data ile ilerleyen kişiye nasıl gelir? Ayakları yere basmıyor, atıyor gibi gelebilir. Birbirimizi nasıl algılıyoruz ondan bahsediyorum. Stillerimize göre algılıyoruz. Halbuki ben karşımdaki kişinin mavi, analitik bir stilde olduğunu bilirsem diyebilirim ki şu an elimizdeki veriler bu kadar. Bu şeydir, nabza göre şerbet. Kötü bir şey değil. Esnemek. Ben burada sarıyım, sen burada mavisin. Biz esnemezsek nasıl anlaşacağız? Esnemediğimiz zaman kırılırız. Burada iyisi kötüsü yok. Kendi stilini bilmek var. Etrafındakilerin stilini tahmin etmek var. Ve ona göre esneyerek iletişimi çok doğru başlatma gücü var. Peki. Şimdi iyi bir lider nasıl olmalı diye soracaktım ama aslında bayağı bahsettiniz. Hı. Yine de bir cevap alabiliriz. İyi bir lider bence güvene dayalı ilişki geliştiren. Kişilerin kendini ifade edebilecekleri. Kendi potansiyellerini performansa çevirebilecekleri ortamı sağlayan, sonraki rotayı gösteren, vizyonu işaret eden ve bunları ekibiyle paylaşan, kendisi bir hata yaptığında da bunu kabul eden, açıkça paylaşan biridir. Zaten güven yaratmanın altında bunlar var. Yani sözden ziyade davranışlarıyla ortama ne getiriyor o lider? Bence önemli olan o. Peki bugünkü konumuz bireysel farkındalık. Evet. Oraya yavaş yavaş geçelim. Geçelim. Bireysel farkındalığı nasıl tanımlıyorsunuz? Bugün beni düşündüren sorular soruyorsun Yiğit. Bireysel farkındalık. Bence kendinin farkında olan kişi değerlerinin farkındadır. Güçlü yanlarının farkındadır. Etrafındaki kişiler tarafından nasıl algılandığının farkındadır. Kendine ait bir hayali vardır. Bu hayalinin peşinde engellere rağmen koşma gücü vardır. O güçlü yanlarının farkındadır. Oradan güç alır. Erişilebilirdir. Çünkü kendisinin farkında olan kişi dışarıdan gelecek geri bildirimlere çok açıktır. Geri bildirimler gelmeden kendi kendime ben şöyleyim, ben böyleyim. Bu değildir. Yiğit, sence ben işte iletişim konusunda nasılım? Ya da sen rahatça bana gelip diyebiliyorsan ki negatif bir geri bildirim de olabilir, pozitif de. Bu benim farkındalığımı artırır. Mesela Johari penceresi diye bir şey vardır. Araştırmak isteyenler J ile yazılıyor, Johari penceresi diye. Bir benim kendimle ilgili bildiğim alanlar var. Bir de bilmediğim alanlar var. Bir de çevremdekilerin benimle ilgili bildiği alanlar var, bilmediği alanlar var. Şimdi hem ben biliyorum, hem çevremdekiler biliyorsa burası açık alandır. Evet. Açık alan. Ben biliyorum, çevremdekiler bilmiyorsa gizli alan, saklıyorum. Ben bilmiyorum ama çevremdekiler biliyorsa kör alandır. Ne ben biliyorum, ne çevremdekiler biliyor. Bu da potansiyel alan. O potansiyelini ortaya çıkarma işi böyle bir şey. Ve biz ne kadar açık alanı geniş olursak bireysel farkındalığımız, attığımız adımlar, seçimlerimiz ona göre güçlü ve öğretici olur.
diye düşünüyorum. Peki liderlikteki önemi ne? Bireysel farkındalığı. Liderlik. Lider ve ekip. Benim kafamda canlanan şey bu. Ve liderin sözünden ziyade davranışı. Özellikle de zor zamanda, stresli zamanda nasıl tepki verdiği, nasıl reaksiyon verdiği bence bizim, çok kritik. Bizim kültürümüz mesela stresli zamanlarda liderler şeydir, sert olmalı, işte kükremeli falan yani. Böyle şeyler var. Bunlar doğru mu? Kesinlikle yanlış diyorum ben. Ya ne işe yarayacak? Bugüne kadar yaradım yani bir işe. İşte masaya yumruğunu vuran lider. Masaya yumruğunu vurma becerisi zaman zaman gerekebilir. Ben böyle düşünüyorum. Ama her zaman değil. Otomatik değil. Karşı tarafı anlıyor muyum? Karşı taraf kendini ifade edebiliyor mu? Niye yani? Hani özellikle mesela stili yeşil olan kişilerde bu masayı yumruğuna vurmak hiç işlemez. Tam tersi. Ters teper. Ya da mesela yaratıcılık odaklı çalışan kişilerin işine çok karışırsa o lider, o yaratıcılık darbelenir. Beğendirme işine döner. Ya da yapsam da beğenmeyeceklere. İç ses orada çalışır. Dolayısıyla davranışsal ya da durumsal liderlik bence önemli. Bu da lider eğer kendinin farkındaysa, bireysel farkındalığa önem veriyorsa, kendini sürekli gelişmeye doğru adamışsa, aldığı geri bildirimleri değerlendirebiliyorsa bu bir öğrenme süreci bence. Peki şimdi liderler bireysel farkındalıklarını arttırmalı diyoruz. Evet. Bu noktada neler yapabilirler? Bu nasıl bir yol izlemeliler? Yani kurumlarda çok fazla liderlik eğitimleri oluyor. Bir parantez şunu söyleyeceğim. İnsanlar bir yönetici olduktan sonra liderlik eğitimi alıyor. Bana bu biraz gecikmiş geliyor açıkçası. Çünkü belki de o kişi lider olmak istemiyor. Vaktinin yarısını ya da daha fazlasını insanla geçirmek istemeyen bir kişi lider olmalı mı? Yani bugün nasılsın? Hafta sonu neler planlıyorsun diye böyle içten bir nasılsını sorabilmeli bir lider bence. Sorunu bir kez daha bir alayım. Bireysel farkındalık liderler için evet. Önemli. Yani bu yolda nasıl neler yapabilir? Yapabilirler, neler yapmalılar, yol haritaları evet. Ne olmalı? Evet, bu nasılsını sorabilmek için içten, hiçbir karşılık şu bu beklemeden günaydın diye böyle ofise girebilmeli. Bunun için ne yapmalı? İşte bu liderlik eğitimleri bir. Bir kere kurum sizi bir liderlik eğitimine gönderiyorsa lütfen etinden, sütünden, kemiğinden, her şeyinden faydalanın. Yani ben bunu anlamaya çalışan telefonları, şunları, bunları kenara bırakıp o anda olabilirler. Ve ben mesela girdiğim bir eğitimden mutlaka buradan bir tane bir şey alsam, hangi konuda olursa olsun, bu ne olur, hayatıma nasıl entegre ederim? Küçücük bile olsa. Bir kere bu eğitimler olur. Bunun dışında liderler bence diğer liderlerin de olduğu ortamlarda vakit geçirebilirler. Benchmark edebilirler kendilerini, stillerini anlayabilirler. Benim yöntemim belki biyografi okuyabilirler. Birçok lider var. Evet. Bunların biyografilerini okumak bence çok ilham verici olabiliyor. Ben en temelde koçluk, mentorluk, birebir çalışma, derinine inmeyi de çok bireysel farkındalık anlamında önemli görüyorum. Yani bir Pareto çıkarımı yaparsak, yani çıktıların %80'ini girdilerin %20'si belirler. Bence koçluk tek başına liderlik yolunda %80'lik bir etki yapabilir. Yani bir yönetici koçu varsa birinin kendini fark etmesi için ona güçlü sorular soruyorsa, farkındalık dönüştüren sorular soruyor ve o da eyleme geçip deniyorsa o bireysel farkındalık ivmeli bir şekilde ilerliyor. Başka tabii ki ekibiyle birlikte o farkındalıklarını, eğitimden öğrendiklerini, diğer liderlerden öğrendiklerini ekibiyle birlikte paylaşmak. Onlarla birlikte denemek. Ben örneğin kendim koçluk alırken iletişimin 4 zehrini öğrendim. İletişimin 4 zehri var. Mahşerin 4 atlası diye de geçiyor. Suçlamak, saldırmak, saldırgan kelimeler kullanmak, duvar örmek, bir diğeri neydi? Savunma yapmak. Bu dördünden bir tanesi varsa iletişim gerçekleşmiyor.
Mesela ben bunu öğrendim. Ondan sonra ertesi işte hafta sonu almıştım o eğitimi. Geldim arkadaşlar anlatıyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz iletişimin 4 zehri varmış. Bence bir lider paylaşan ve ben size bol bol soru soracağım. Varsayımda bulunmak istemiyorum sizin hakkınızda. Dolayısıyla soru soracağım. Neden bu durmadan soru sormaya başladı diye derseniz altyapısında bu. Belki nedenini paylaşmak. Hatta neden kelimesi deyince benim aklıma Simon Sinek gelir. Neden ile başla diye bir bakışı vardır. Altın çember diye. Biz birey olarak da, lider olarak da, kurum olarak da neden varız? Neden bunu yapıyoruz? Neden sorusunun cevabını bilirsek nasılı bulabiliyoruz? Ne yapacağımızı bulabiliyoruz? Halbuki biz çoğu zaman yapılana ve sonuca odaklanıyoruz. Nedenine odaklanmıyoruz. Dolayısıyla ekibiyle güvene dayalı ilişki kurma pratikleri, ben antrenman diyorum. Peki. Şimdi bireysel farkındalığı konuşuyoruz. Hı-hı. Bireysel farkındalık liderlere etkili karar alma aşamasında Hı-hı. ne gibi faydalar sağlar? Şimdi bireysel farkındalığın en büyük kısmı kişinin birey olarak değerlerini ve güçlü yanlarını fark etmesinden geçiyor. Ve geliştirmeye açık yanlarını. Şimdi karar alırken, herhangi bir konuda karar alırken ben bu değerlerimi burada nasıl yaşayacağım? Bu soru soruluyor. Bir de liderler ya da kurumun çalışanları kendi değerlerini fark ettiği zaman ne yapmaya başlıyor biliyor musun? Kurumun değerleriyle paralelliklerini bulmaya başlıyor. Yenilikçilik benim için olmazsa olmaz. Fark yaratan uçuk kaçık şeyler yapmazsam olmaz. Üretkenlik, sürekli gelişim, adil ortam. Bunlar benim değerlerim. Hı hı. Özgürlük. İçinde bulunduğum kurumdaki değerler ne peki? Her şeyden önce o kurumda devam edip etmemeyi ya da o kurumu ona nasıl bir ortam sağladığını da fark eder. Ve yeni bir proje yaparken de özellikle de kurumun değeriyle o stratejisiyle ve değeriyle o kararı, yeni yapılacak bir projeyi eşleştirirse çok sağlam bir nedenle yola çıkarlar ve inanırlar diye düşünüyorum. Ve bu da etkili kararlar olmalarını sağlar. Kararının arkasında durmasını sağlar ya da hatta bireysel farkındalığı yüksek bir lider bugün bir karar alır. Gelecekte her şey değişiyor. Dünya çok hızlı dönüyor. Gelecekte bu karar farklı olabilirdi diyebilir. Doğru yanlış diye yargılamayalım ama farklı olabilir. Arkadaşlar ben bugünkü halimde bu kararı böyle almazdım da diyebilir. Karar almanın etkisini ve sonuçlarını da bireysel farkındalığı yüksek olan kişiler daha yönetir. Yani bugünden geleceği 2 ay, 3 ay, 5 ay sonrasını kim öngörebiliyor milimetrik bir şekilde? Bir de yani bireysel farkındalık az önce söylediğiniz potansiyeli ortaya çıkartmayı da sağlıyor. Evet. Potansiyelini ortaya çıkartan bir liderle çıkartmayan bir lider arasında karar farklılıkları oluşur illaki. Aurası da değişiyor. Yani hani bence bireysel farkındalığı yüksek olan biri kendi ne bileyim yani hani geleneksel liderlikten bahsedersek biraz kibir var olabilir. Ya da toplum o egonun kibirin oluşmasını da tetikliyor olabilir. Değil mi? Bireysel farkındalığı yüksek kişi bunlarla uğraşmaz. Öz saygısı yüksektir çünkü. Öz saygı ne demek biliyor musunuz? Makam, mevki, title, her neyse. Bunların hepsini attığında geriye kalandır. Böyle bir liderle kim çalışmak istemez? Peki. Bireysel farkındalığın ekip içerisinde empatiye katkısı var mı? Empatiyle ilgili tarafı soruyorum. Bir de takım yönetimine fayda sağlar mı? Takım yönetimine %100 fayda sağlar zaten bu davranışlar. Ne bileyim. Ben arkadaşlar adil bir ortam istiyorum burada dedim. Adaleti, adil olmayı nasıl tanımladığının. Yani hepimiz koltuğumuzun altında özel sözlükle dolaşıyoruz. Adil ortam ne demek? Yenilikçilik ne demek?
Lider bunun farkındaysa bunu tanımını da yapabilir. Ben bundan bunu anlıyorum ve böyle yapalım diye. Dolayısıyla takım, hatta kendinin farkında olan kişi, takım koçluğu ya da ekibi geldi mesela ben bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum dediğinde onun gerçekten ihtiyacı o mu diye yanında olabilir. Takımı birbiriyle ona göre çalıştırabilir. Yani bir sürü faydası var. Takım birbirinin stilini bilse mesela ben ekiplerimde hep bunu yaptım. Bir birlikte biraz vakit geçirirdi benim ekipler. İşte 2 ay, 3 ay. Bir case birikir yani. Bir olaylar yaşanır. Sonra da ben liderlik stillerini anlatırım. Yeni gelen birisi ise ona da geldikten 3 ay sonra anlatırım. Ve birbirlerini anlamaya başlarlar. Birbirlerinin stiline göre esnemeye başlarlar. Birbirinin önceliğini anlamaya başlarlar. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı bence evet. Bunu doğrudan kendisi yapmaya da bilir yani lider. Bunun olacağı ortamı sağlar. Bu %100 kendisi öyle yapacak demek değil. Yani bir koçu bu konuya dahil edebilir, eğitim organize edebilir. Yani birçok yöntemi var bunun. Birinci sorun neydi? Empati. Empati de sadece şey, yani bireysel farkındalık sadece liderde olunca değil. Yani empati ne demek? Sempatiden farklı bir şey değil mi? Karşı tarafın o işi nasıl ele aldığına dair bir farkındalık. Nasıl anlamlandırdığına dair bir farkındalık. Bireysel farkındalığı yüksek olan bir kişi, sadece lider de değil, dünyanın merkezine kendisini koymuyor. Dolayısıyla da empati kurabiliyor diyorsun. Kişisel algılamıyor birçok konuyu. Hı hı. Bana şöyle baktı, küstü mü bana, şu mu bu mu? Bunlar neredeyse yok. Dolayısıyla ben bir korelasyonu var diye düşünüyorum. Peki az önce iletişimden biraz bahsetmiştiniz aslında. Hatta iletişimin 4 zehrinden bahsettiniz. Evet. Bireysel farkındalık özellikle de liderlerde iletişimi güçlendiriyor mu? Güçlendiriyorsa nasıl güçlendiriyor? Ben kendi bireysel farkındalığımdan hareketle cevap vereyim. İlk olarak neyi fark ettim biliyor musunuz? Farkında olmadan çok sık kullandığım kelimeleri fark ettim. O kadar çok gerekiyor, yapmam lazım, yapmalıyım, yapmam gerek, şunu yetiştirmeliyim. Dünyamı bu sarmış benim. Düşünsene Yiğit, bir tane bir konu geliyor aklına, bir proje yapmak istiyorsun. Gidiyorsun, herkesi ikna ediyorsun. Ve proje ekibi oluşuyor, kuruluyor. Bir sene, 2 sene neyse çalışıyorsunuz. Sonuçta ödül alıyorsun. Ödül almak üzere de bir sunum yapacaksın. Şimdi o günkü yoğunluğuna bir ışınlanalım. Diyorsun ki ay daha sunum hazırlamam lazım. İşin bu yüzü kaçmadı mı? Sen o kadar çalıştın, emek verdin, sabrettin, sonuç gördün. Hatta ödül aldın ama alışkanlıklar, zihin öyle bir şey ki daha benim sunum hazırlamam lazım diyor. Hayır, ben bunu istiyorum. İstiyorumlar, seçiyorumlar şevklendirici bir etkiye sahip. Lazımlar öldürücü. İşte mesela tam ders çalışırken annen gelir, dersini çalıştın mı der ve tüm istek puf. Bunu herkes yaşıyor bence, yaşadı. Aynen onun gibi. Mesela kelimelerinin farkına varmak. Ben bireysel farkındalığa böyle başladım. Dolayısıyla evet, %100 diyorum. Zaten kelimelerinin farkındaysan iletişimin değişmeye başlıyor değil mi? Doğrudan değişiyor. Yani ilk önce kendine bakıyor. Bireysel farkındalığı olan kişi önce bir kendine bakıyor. Etrafı, suçlama ve söylenmeyi bir kenara bırakıp ben ne yapıyorum? Ben nasıl biriyim hatta? Mesela koçlukta nasıl biri olduğumuza odaklanırız. Ne yaptığımızdan, ne sonuç aldığımızdan ziyade ben nasıl biriyim? Paylaşıma açık, enerjik, olumlu düşünen biri olduğumda başka sonuçları alacağımdır. İletişimim ona göre değişecektir. Stres anında masayı yumruğuma şak diye düşünmeden vuracağımdır. Ama ben anlamaya çalışan, peki şu an bunu nasıl çözebiliriz zihniyetiyle olduğumda bir anlatır mısınız bana? Duygusallaşmadan anlatır mısın bana lütfen ne yaşandı sorun? Bunu bir titizlikle masaya yatıralım diyen bir lider olabilir. Şimdi tam da lider stres anı dediniz, masa yumruğu. O soruma geldim. Ama biz aslında stres anında verdiği kararları konuştuk az önce.
Şimdiki sorum şu, yani şimdi lider dediğimizde aklımıza gelen belki de ikinci, üçüncü kelime strestir. Liderler stresli ortamlardadır, stres yaşarlar gibi. Bireysel farkındalık stres yönetimine etki ediyor mu? Bunu soracağım. Evet. Yani strese bildiğim kadarıyla bir ihtiyacımız karşılanmadığında giriyoruz. Bu ihtiyaçlar kişiye göre değişiyor. Zor bir durum olsun. Nasıl yapacağım, nasıl yetişecek bilmiyorum. Bazı kişiler mesela ben duygusal olarak destek, Ayşegül sen yaparsın cümlesini duymaya ihtiyaç hissediyorum. Bu da çok kişisel bir şey bu arada. Genelleyerek söyleyemem bunu. Çevrenden neye ihtiyaç duyuyorsun ve ne karşılanmıyor? Bunu biliyorsan bireysel farkındalık anlamında streste olduğunu anlıyorsun. Mesela ben olabildiğince pozitif, hadi çözüm odaklı olalım mesela. Ama streste olduğumda kendinden şüphe duyan birine dönüyorum. Ya acaba olmaz mı acaba falan. O zaman fark ediyorum ki Ayşegül strestesin, çık buradan. Burası bir batak. Ama neye ihtiyacım olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla stresimi daha etkin yönetebiliyorum. Ve mesela bazı koçluk araçları var. Bu tip durumlarda çok çalışıyor. Çok çalışıyor. Mesela serbest yazı. İzleyen herkese öneririm. Serbest yazı o buzdağının görünen kısmından daha derinlere inmemize sağlar. O stres pat diye ortaya çıkmıyor ki. Bunun bir tetikleyicisi var. Bir şeylere dokunuyor. 20 dakika boyunca kalemi hiç kağıttan kaldırmadan, telefona bakmadan, kapıyı açmadan sadece yazıyorsunuz. Aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu? Aklıma bir şey gelmiyor diye yazıyorsunuz. O durmuyor. Cümleler düşükmüş, kontrol etmek yok, okumak için yazmıyoruz. Durmadan yaz. Stres yönetimi için bence birebir. Editörlükten geliyorum. Hani düşünsenize benim onu şu an yani yazmaya başlamam demek bayağı bir orada imla hatasını düzeltmekle uğraşırım falan. Bireysel farkındalık, yani bu soruyu aslında bu webinarı izledikten sonra bireysel farkındalığını arttırmak isteyen liderler için soralım. Bireysel farkındalık liderlerin yönetim tarzını değiştirir mi? Yönetimsel becerilerde artış meydana getirir mi? Bence %100 getirir. Çünkü neden? Bizim yönettiğimiz şey ne? Ya da sunduğumuz hizmetin kullanıcısı kim? İnsan. Bireysel farkındalık, yani kendi doğasını anlayan kişi başkalarını da anlamaya başlıyor. Ya da mesela işte kendisinin çok fazla gerekiyoru kullanıp nasıl da kendini zor duruma düşürdüğünü fark edip buna çözüm üreten biri yönettiği ekipten biriyle konuşuyor diyelim ki durmadan şunu yapmam gerekiyordu yapamadım ya da iletişimin dört zehri bir savunma halinde. O gelişmez mi? Bence asıl orası gelişir. Yönetim becerisinin doğrudan etkileneceğini düşünüyorum. Yani çok fazla teknik konular yüceltiliyor. Benim doktora tezim stratejinin yayılımı konusu ve yeni ürün geliştirme konusu. Okey, teknik olarak, araç olarak bunları kullanalım. Ama bunlar tek başına bence yani toplamın yarısından daha az etkiye sahip. Ben bunu fark ediyorum. O bireysel farkındalıkla gelen davranış değişiklikleri burayı potansiyeli coşturuyor. Çok 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 genel bir soru soracağım. Evet. Şimdi sürekli değişen ve gelişen bir dünyadayız. İş dünyası da aynen bu şekilde. Liderler değişime nasıl ayak uydurmalı diyeyim ve biraz da sohbete dönelim isterim. Okey. Sen bunu deyince bir kitap geldi aklıma. Inner Game of Work diye. İş dünyasının içsel oyunları. Hatta bu yazar Timothy Galloway daha önce de Tenisin İçsel Oyunları diye bir kitap yazmış. Efsane bir tenis koçu. Orada işte tenis dersini verirken kabaca söyleyeyim. İki benliğimiz var, bunu fark ediyor. Benlik bir, benlik iki diye. Benlik bir durmadan konuşuyor böyle. Yapacaksın, yapamayacaksın, gördün mü? Top geldi, hızlı geldi, yetişemedin, vuramadın falan. Bunu söylüyor. Benlik iki de gerçekten işi yapacak olan. Tamam mı? Ama bu benlik bir durmadan negatifi pompalayınca benlik iki hiçbir şey yapamıyor. Bunu fark ediyor adam ve şeylere...
danışanlarına, yani öğrencilerine, tenis öğrenmek isteyenlere diyor ki hiçbir teknik hareketi şöyle yap, böyle yap yerine topla, raketin buluştuğu yere bak ve sadece ona konsantre ol diyor ve düzelmeye başlıyor atışları. Şimdi bu adamı iş dünyasında nasıl senden biz faydalanırız diye çağırıyorlar. Değişim yönetimi üzerine bir gözlem yapıyor. Dışarıdan bir göz yapıyor. Lider ve değişim deyince benim aklıma bu geliyor. Biraz gülüyorum. Neden? Lider ya da o değişimi yönetenler değişimi kendilerini hariç tutarak görmek istiyor. Her şeyi yaptık ama bir türlü değişmiyorlar. Daha ben ne yapabilirim? Eğitimi de aldırttık, koçluk da aldırttık, şunu da aldırttık, buraya da gittik. Kendini hariç tuttuklarını fark ediyor adam. Türkiye'de değil bu, Amerika'da. Bence burası için de geçerli. Öz farkındalığı, bireysel farkındalığı yüksek olan lider ne yapar? O değişimin merkezine en başına kendini koyar. Önce kendisi değişir. Önce kendisi değişir ve davranışlarıyla ekibini peşinden sürükler. Ben sizin değişmeniz için şunu yaptım ama hala hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu cümleleri duymaz. Dolayısıyla aklıma liderlik ve değişim, değişimi ele alma deyince bu geldi. Peki. Bitirdik. Çok öyle teşekkür mi? Ediyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Ya da tavsiyeleriniz var mı liderlere? Onu sormak isterim. Bence bir liderin, hatta bir kişinin, bir çalışanın, herhangi bir insanın kendi farkındalık yolculuğuna çıkması cesaret isteyen bir şey. Bu cesareti lütfen içinizde var, onu bulun. Cesur olun. Cesur olun ve harekete geçin. Bunun bir sürü, artık her şey çok ulaşılabilir. Liderlerse özellikle şunu fark etsin. Ofise içten bir nasılsınla, günaydınla girmenin etkisini suni değil, içinden gelerek yaptığı zaman eminim ki fark edecek. Şu soruyu sormalarını rica ediyorum liderlere. Ben bulunduğum ortama ne getiriyorum? Siz olmadan ekibiniz o ortamda nasıl? Siz gelince o ortama ne geliyor? Sessizlik mi geliyor? Suskunluk mu geliyor? Stres mi geliyor? Yoksa enerji, güven, heyecan, bunlar mı geliyor? Bir kendimizi bir test edebiliriz bence. Dolayısıyla izleyen herkes, sizin içinizde zannettiğinizden daha fazlası var. Bunun içinde artık bu dünyada bir sürü yol var. Arayın, bulun. Ben de zaten kendimi en azından hayatımın bu döneminde bu konuya adadım. Peki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davet için. Umarım faydalı olur. İzleyenlerden birisinin bile günlük hayatta hayatı değişse, bir lider nasılsın diye ekibine sorsa, günaydın diye sıcak bir şekilde girse, okey. Tamam. Harika. Çok teşekkürler. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.